Hava atışı ile birlikte 28. Kadınlar Türkiye Kupası başlayacak. Elizabeth Williams ve Ivan Kovic hazırlar. Hava atışında top Fenerbahçe Özgür kablodan. Tuğçe Canites. Elizabeth Williams ilk hücum Fenerbahçe'den geliyor. Cecilia Zandarasini. Tuğçe dönerek atışını kullandı. Kupada ilk sayılar Tuğçe Canites'den. Adam adama savunmayla başladı iki takımda. Kennedy Burke. Ivan Kovic. Manolya içeride Ivan Kovic'e bıraktı. Ivan Kovic tekrar Manolya'ya dönüyor. Manolya kurtulmuş. 3 sayılık atışı süre dolarken geldi. İsabet yok. Evet, ilk topu uzun oynadılar. Sonuna kadar oynadı. Tam aksine hızlı geliyor Fenerbahçe Özgür kabloda ama ilk anda şutu bulamadılar. Olcay Çakır Turgut'un 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Luka Ivan Kovic rebound aldı. Ayşegül Aladağ şimdi. Kayla Davis. Kennedy Burke. Zandarasini Manolya'ya aldırmadı o topu. Yine 10 saniyenin altında. 5 saniye. Manolya 3 tabii. Saniye. Az önce top onun elinde kalmıştı. Yine zor bir atış. Bu zor da kaçtı. Yapmış. Yani bunlara katlanacak yani Bellona Kayseri. Zandarasini'den Elizabeth Williams'a. Olcay şimdi aldı topu. Olcay Çakır Turgut içeriye gitti. Hücum sürecek. 11 saniyesi kaldı Fenerbahçe Özgür kablonun. Söylediğimiz gibi Fenerbahçe 3 hücumu da çabuk kullandı. Kayseri de sonuna kadar oynamaya çalıştı. Olcay bakıyor arkadaşlarına. 90 önce Kennedy Burke araya girdi, çaldı topu. Kennedy Burke tek başına gitti çembere. Elizabeth Williams'ın müdahalesi. Çemberi göstermedi Elizabeth Williams. İlk blokta geldi. Cecilia Zandarasini. Stokes'tan Olcay'a. Olcay Tuğçe'yi gördü. Tuğçe Canites. Zandarasini 3 sayılık atışı buldu. Sevdiği pozisyonlar. Faul bekliyor. Oyun devam etti. Olcay hücum reboundunu çıkardı ama çizgiye basıyor. Benim Kayseri basketbolda. Zandarasini de memnun kalmadı o pozisyondan. Bu Olcay'ın çizgiye bastığı an. Evet, net basmış. Kayla Davis. Daha önce Galatasaray'da da forma giymişti. Ivan Kovic çok uzakta alacaktı, alabilse. Kia Stokes araya girdi. Gidiyor çembere. Kia Stokes turnikeyi bıraktı. 4-0 ile başladı maça Fenerbahçe Özgür kablo. Yüksek posta Ivan Kovic'e o pası verirken tabii ki Kia'nın ayakları çok çabuk araya girip boş turnikeyi attı. Aynı şekilde yine Ivan Kovic yine çemberden çok uzakta topu aldırmamaya çalışırken Kayla Davis'e Tuğçe faul yaptı. High posta alıyor. Low posta göremedik Ivan Kovic'i. Kayseri'de M. Waters vardı biliyorsun. M. Waters da ülkesine döndü. Çok büyük tecrübe. Evet. M. Waters. Ayşegül. Çembere baktı Ayşegül Aladağ. İsabet yok. Zandarasini'den rebound geldi. 3 dakikayı skorsuz geçiyor Bellona Kayseri. Zandarasini kendisine hazırladı pozisyonu. 6-0 ile başlıyor Fenerbahçe Özgür kablo. Ayhan Hoca da şöyle bir serzenişte bulundu. Yani bunları sokamazsan tabii Fenerbahçe'ye karşı oynayamazsın. Kayla Davis. Davis kaçırdı topu. Kayla Davis hücum reboundu Ivan Kovic'den. Yeniden Davis bir atış daha buluyor. Bunda da isabet yok. Tuğçe Canites aldı topu. Zandarasini Stokes istemişti. Pas biraz hızlı. Top kaybı Fenerbahçe Özgür kablodan. Üçüncü top kaybı oldu Fenerbahçe'nin. Kennedy Burke. Evet, tam sahada ikili bir sıkıştırma var ve topu az daha çalacaktı Fenerbahçe. Manolya kurtulmuş şimdi. Baskın sonrasında boş üçlüğü buluyor. Kayseri'de ilk sayılar Manolya kurtulmuştan geldi. Olcay'dan Tuğçe'ye. Manolya'nın faulü.
Kayseri'nin de aynı zamanda maçtaki ilk faulü oldu bu. Evet. Fenerbahçe'nin de bir faulü var. Tuğçe'nin yaptığı faul. Düşük skorlu bir maç olacak gibi Kayseri cephesinde. Elizabeth Williams, Çeçilya Zandalasini şimdi. Tuğçe'ye çıkardı. Tuğçe'nin 3 sayılık atışı sağ forvetten üçlüğü gönderiyor. Tuğçe Canıtes. İlk üçlük bu Fenerbahçe'den gelen. Tuğçe'nin de 5. sayısı oldu. Ayşegül. O bıraktı Kennedy Burke'e. Evet, Ivankovic şimdi alçak posta sevdiği pozisyonda aldı, bitiremedi. Kennedy Burke de tamamlayamıyor orada. Olcay. Olcay'dan pas hatası Manolya. 3 Fenerbahçeli savunmaya dönmeyi başardı. Kayla Davis. Tuğçe karşısında Davis. Orada hatalı yürümeyi yaptı. Evet. Reverse yaptıktan sonra içeriye bir adım daha atınca fazla adım oldu. Evet. Burada sabit ayağını kaldırıyor. Zaten kendisi de itiraz etmedi hiç pozisyona. Olcay. Bıraktı Zandalasini'ye. Olcay Çakır Turgut. Ayşegül'ün yanından geçmeye çalıştı. Stokes'tan Tuğçe'ye. Elizabeth Williams'ın perdesi. Tuğçe onunla oynadı. Elizabeth Williams kaçırdı. Tuğçe Canıtes'den hücum reboundu. Top çembere değmedi. 3 saniye. 2 saniye. Evet. Zandalasini çok uzaklardan isabeti bulamadı. Kayla Davis, Kennedy Burke ile aralarında bir anlaşmazlık. Top direkt dışarıya gitti. Çok kötü bir pas oldu Kayseri adına. 5 dakikada 3 sayı bulabildi Kayseri. Arka arkaya da top kayıpları. Fenerbahçe 4, Kayseri 3. Bir top Fenerbahçe 5 daha oldu. Ayşegül Alada. Ayşegül çembere kadar gitti. Oradan potayı da görüyor ama zor bir atıştı. Olcay. Olcay Çakır Turgut'tan Elizabeth Williams'a. Tuğçe Canıtes. Chelsea Gray birazdan oyuna girecek ilk kez. Zandarasini yine faul bekledi. Top çembere ulaşmadı. İspanyol koştu. Faul diye itiraz ediyor ama hakemler çok yakındı. Manolya beklemiyordu bu pası. Top kayıpları devam ediyor karşılaşmada. Tuğçe Canıtes, Kennedy Burke'ün müdahalesi daha. Manolya'ya kazandırdı topu. Ya, inanılır gibi değil. Ya, topu çembere atamadan gidip geliyor iki takımda. Manolya Ivankovic'i buldu. Kennedy Burke tekrar Ivankovic. Stokes arkasında Ivankovic. İkinci kez rahat pozisyonu kaçırdı. Televizyon molası. Televizyon molasına gideceğiz. Top ardından Fenerbahçe Öznur kabloda. Şimdi Chelsea Gray ile beraber Laura Nichols'ta. Evet. İlk kez oyunda hakemler Zandalasini kararı verdi. Yok değil mi? Evet. Bir de Williams. Zandalasini oyunda. Ha. Elizabeth Williams ve Elizabeth Williams. Olcay yoklar. Evet, Olcay. Ve top da Kayseri'ye verildi. Karar değişti. Manolya dipten oyunu hareketlendirdi. Kennedy Burke'den Kayla Davis'e. Evet, Manolya, Ivankovic. Ivankovic geri çekilerek attı. Faul düdüğü var. Kia Stokes'un faulü atışları da beraberinde getirecek. Aslında 3 tane low posta topu aldı, oynadı. Yani bunları sayı yapabilseydi maçta kafa kafaya olurdu. İlk serbest atışında isabet yok Luka Ivankovic'in. Luka hala skor bulamadı. Zaten bir üçlük buldular Manolya'dan. Bellona Kayseri. 6,5 dakikadır sayı yok. Başka sayı olmadı. Saha içerisinden 3'te 0. Çizgiden de 2'de 0 oldu Luka Ivankovic. Chelsea Gray. Tuğçe. Zandalasini'den önce Manolya'nın dokunuşu var. Ama hücum sürecek. O Chelsea Gray de şüphesiz çok büyük bir ekleme. Tabii. Her ne kadar fazla maç oynayamamış olsa da. Euroleague için çünkü
Eğer final oynarsa, cumartesiye kalsa 3 gün sonra Fenerbahçe Burj'la eşleşti Euroleague'de. İstanbul'da Burj'la oynayacaklar. Elemeli maç biliyorsun. Chelsea Gray 4 saniye. Lauren Nichols seri üzerinden çok zor bir atışa gitti. Orada Stokes topu aldı ama süre doluyor. Stokes çembere değmediği için. Fenerbahçe özür kabloda 9 sayıya ulaştı belki ama o da 2-3 dakikadır skor bulamadı Fenerbahçe'de. Şimdi tam sağdan aldılar. Kayla Davis. Kennedy Burke tekrar Davis'e bıraktı. Kayla Davis savunmada adam değişmek durumunda kaldı Fenerbahçe özür kablo. Laura Nichols'ın Ivankovic'e faulü var şimdi de. Ama bu atış öncesinde olacak. Kayseri ısrarla bence bu oyunu oynaması lazım. Eğer oyunda kalmak istiyorsa. Ivankovic biraz yorulacak ama. Kayla Davis. Tuğçe'nin yanından çembere doğru gitti. Atışı kısa düşüyor. Sonrasında rebound mücadelesi. Stokes topu aldı. Zandarasini'ye aktardı. Laura Nichols ve Chelsea Gray'in koşulları var. Chelsea Gray şimdi bir adım içeri attı. Orta mesafeden isabeti de buluyor Chelsea Gray. Yani epeydir iki takım adına ilk sayı oldu. Ivankovic. Kennedy Burke içeride. Laura Nichols çok kısa sürede iki faule ulaştı ve Fenerbahçe özür kablonun hem faul hakkı doldu hem de iki atış kullanacak Kayseri. Elizabeth Williams'ı da yeniden kenarda görüyoruz. Laura Nichols çok uzun süre sahada kalamadı. Bir dakika içinde tekrar bench'e dönüyor. Koç Victor Lapena da Zandarasini'yi yanına çağırdı. Ona bir şeyler söylüyor. Manolya'nın üçlüğünden sonra Kennedy Burke. Skora ilk katkı veren isim. 2'de 2 attı. Evet, 2'de 2 ile tam sahadan Kayseri'nin baskısı var. Tuğçe'ye şimdi Manolya'da ikilemiş oldu. İkinci takım faulü. Yayın öncesi de söyledik programda. Yani Kayseri, belli ona Kayseri Fenerbahçe özgür kabloyu yenmek istiyor. Farklı bir şey yapması lazım. İşte böyle tam sahada biraz sert. Ama tabii Fenerbahçe'de topla içeriye gidebilen oyuncu sayısı o kadar çok ki. Hangi birine önlem alacaksın? Şimdi Sevgi oyuna girdi. Alan oradan savunmasına döndü. Verilmiyor. Alan savunmasına Chelsea Gray'den üçlük geliyor. 5-5'e 5 sayı Chelsea'den. 14-5. Kayla Davis orta mesafeden, o da hemen cevabı verdi. Kübra oyuna girecek birazdan. Bellona da. Zandarasini el üzerinden zor bir atış. Camdan da yardım aldı. Çeçilya Zandarasini. Açıldı skor anlamında Fenerbahçe özgür kablo şu bölümde. Evet. Bir anda skorlar peş peşe gelmeye başladı. Kayla Davis. 3 kişi üzerine kapanmıştı. Ayşegül Aladağ'ın üçlüğü dipten isabetli değil. Stokes'un reboundu Chelsea Gray şimdi. Sevgi. İçeride Elizabeth Williams'ı gördü. Williams orada sırtı dönük oynadı. Kendi reboundunu da alıp rahatça bitiriyor atış kaçsa da. O kadar çok dikine iyi sıçrıyor ki. Voleybol sıçraması diyoruz ya. Hiç savrulmadan rebound aldı. Çok rahat bir sayıya da imzayı attı. Yine WNBA tecrübesi olan isimlerden Elizabeth Williams. Evet, geçen sene BOTAŞ'taydı. Olcay'la beraber geldiler. Olcay'la beraberdi, evet. Hatalı yürüme. Manolya iki faul sonrasında kenarda. Kübra Siyahdemir ilk kez bugün oyunda. Son dakikaya doğru ilerliyoruz mücadelenin ilk çeyreğinde. Zandarasini. Alan savunması devam ediyor. Chelsea Gray Kayseri'de. Alan savunmasında bir üçlük daha üçlük kullandı. Bunda da isabet var. Chelsea Gray'den arka arkaya sayılar ve Ayhan Avcı molayı istedi. Üç dakika sahada kaldı Chelsea Gray. Evet, Ayhan da hemen molayı aldı. Herhalde alan savunmasından
vazgeçecek. 2 veya 3 top var şu anda. Kennedy Burke topu getiriyor. Luka Ivankovic. Kennedy Burke'ün savunma arkasına koşusu etkili burada. Sayıyı da çıkardı. Hep Tuğçe'nin bir fiyat uyuyunca hemen çember altına. Chelsea Gray sevgiden Tuğçe'ye. Alan savunması. Chelsea Gray savunmanın devam arasından yapıyor. Geçti, asisti yaptı Elizabeth Williams'a. Chelsea Gray sahanın hakimi şu bölümde. Ayhan Hoca molayı aldı ama moladan iki takım da sayıyla döndü. Ayşegül, son top Fenerbahçe özür kabloya kaldı. Chelsea Gray, Geçil yazandan asili, kenardan bekleyin diyor La Peña. Tuğçe Canites, Tuğçe müsait fırsatı yakalayınca atış kullandı. Evet. Faule maruz kalıyor, çizgide olacak Tuğçe. Çok net faul. ...6.5 saniye var ilk çeyreğin bitimine. Hemen Ayşe Cora'yı da oyuna alacak koç La Peña. Savunma için alıyor. Kimi çıkartacak? Hani foul problemi olan kimse de yok. Tuğçe'yi alacak muhtemelen. 6 saniye. Yazan Darasini kenara çekti koç La Peña. Kennedy Burke. Yine tam sağdan baskı var. Kayla Davis. Kayla Davis'i 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Kayla Davis çembere bakamıyor. Daha önce çizgiye de bastı. Ve ilk çeyreği bitiriyoruz. Fenerbahçe özür kablo 25. Bellona Kayseri basketbol 9 ilk çeyreğin skoru. 16 sayı fark ilk çeyrekte ki... Chelsea 3.54 sahada kalıp sahanın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Alan savunmasına 2-3'lük bir ikilik bir anda oyunun yani 9-3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Epey uzun bir süre öyle gitti ama Chelsea ile beraber skor bir anda 25'lere geldi. 14 rebound'a da 9 rebound Fenerbahçe'nin. Söylemiştik Fenerbahçe bu maçın ağır favorisi diye. Ona da uygun bir skor çıktı. Ivankovic alçak posta top ona indi, değerlendiremedi ama hücum reboundu ve sonrasında basket Kennedy Burke'den. Uzun mesafeli bir pas, Stokes o pasa yazık etti biraz. Evet. Elizabeth Williams'ın asisti gitti. Kübra Siyahdemir 3 sayılık atışı erken kullandı. Ayşe Cora reboundu alıyor. Sevgi Uzun. Sevgi Kübra savunmasında iki eski Beşiktaşlı karşı karşıyaydı bu pozisyonda. Kübra Siyahdemir'in faulü geldi. La Peña Ayşe ile Sevgi'yi aldı. 1 ve 2 numaraya. Tuğçe Olcay kenarda, Chelsea kenarda. Chelsea oyunda. Chelsea Gray topla buluştu şimdi. Tepeden bir üçlük daha kullanıyor. Bunu kaçırdı. Elizabeth rebound, Williams rebound, yine hücum reboundu. Müthiş bir rebound yani. Elizabeth Williams. Sevgi dışarıda. 5 saniye kaldı. Elizabeth Williams atışları kullanacak birazdan. 4 hücum reboundu var. Fenerbahçe özür kablonun 4 savunma reboundu var. Bellona Kayseri basketbol. Evet. Ivankovic tabii orada box out'la uğraşırken öbür oyuncuların reboundları alması lazım. Ama öbür oyuncular da Bellona Kayseri'de rebound'a çok fazla katkı veremediler. Fark da gittikçe açılıyor ve böyle de devam eder. Elizabeth Williams ilk atışı isabetliydi. İkinciyi kaçırdı ama Stokes'tan hücum reboundu yine. Tabii iki takımın hedefleri farklı. Ha, kupayı da söylüyoruz yani bir galibiyetle eleniyorsun veya Ayşe süre dolarken çok uzaklardan bir deneme yaptı. Ivankovic topu kontrol etmişti. Elizabeth Williams orada bir hamlede bulundu ama top Kayseri'de hala. Sevgi dokundu, alamadı topu. Kennedy Burke. Ivankovic içeride. Stokes arkasında Ivankovic geri çekilerek atışı. Luka Ivankovic. İlk sayısı.
Değil mi? Evet, çıkmadan oynadı. 12 dakikada ilk sayısı. Sevgi Sadık da üçlüğü buldu. Sevgi Uzun'dan da bir üçlük geliyor. Chelsea Gray'in eşlikçisi oldu ya gerisinde. Ayşegül. Kübra'dan Kennedy Burke'e. Kayla Davis. Ayşe arkasındaydı. Davis kaçırdı. Stokes rebound aldı. Reboundlardaki makas da açılıyor. Şimdi Emre, Kayseri oyunu tutarak oynayacak dedik ya. Tam fark olduktan sonra da o topu tutmanın bir anlamı yok yani. Sevgi üst üste 2-3'lük ayrı noktadan 6 sayı 32-13'e getiriyor skoru. Sevgi Uzun ve bir mola daha Kayseri'den. Şimdi bir plan yapıyorsun maçın başında. Diyorsun ki topu uzun oynayacağız. Her topun değerini bileceğiz. Onu bir yere kadar oynuyorsun ama Chelsea girip de 2 tane üçlük bir de ikilikte 8 sayıyı atınca fark bir anda 12-13'lere geldi. Arkasından bu sefer topu tutmanın bir anlamı kalmıyor bu sefer. O zaman da oyunu akışına bırakıyorsun. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı da o oyun disiplininden, yani oyun disiplininden kopma değil de mecburen öyle oynuyorsun. Oynadığın zaman da hani iki yumurta vardır ya, birbirine vurursun hangisi kırılacak diye. Fenerbahçe'yi kıramazsın yani. Onun için fark da daha 13. dakikada 20'lere dayandı. Şimdi herkes şunu sorar. Bu buradan döner mi? Bu buradan çok zor. Ya dönmez. Gerçekçi olmak gerekirse Ayşe dönmez. Ayşe yüzüne bir darbe aldı. Oyun duruyor. Ozan. Hakem Ozan, evet, dönen ne çaldı acaba? Bir kanama da var. Kanama var. Ayşe'nin ağzına dirsek gelince. Dirsek gelmiş. Bu bence sportmenlik dışı foul. Bakalım hakemler ne? Ozan Gören çaldı. Hemen zaten Ayşe Cora bençine de değil soyunma yani odasına doğru gitti o müdahalenin yapılması için. Topu Kayseri'ye verdi ve Ayşe'ye foul verdi Ozan Gören. Şurada bir tekrar da bakalım. Yok ya, bu kesinlikle sportmenlik dışı foul. Zandalasini oyuna dahil oluyor. Al Ayşe Cora'ya da bir de bunun verilmedi sanıyorum. Kime verdi? Sadece orada düştüğü için oyun durmuş olabilir. Çünkü faul yazılmadı. Evet, faul de yazılmadı. Topu Kayseri'ye verdi. Kayla Davis. Zandarasini karşısındaydı. Ayşegül. Ayşegül Aladağ çembere gitti. Turnikesinde isabeti buluyor Ayşegül Aladağ. Sevgi. Zandarasini içeride, Elizabeth Williams. Arkasında Bircan Gökdemir var. O da ilk kez oyunda. Stokes iki serbest atış kullanacak. Stokes da 6 rebound ve 3 asist. Evet. Koç Chelsea Gray kadar asist yaptı bugün. İlk atışı kaçıyor Stokes'un. Ayşe Cora için ne dileyelim? Ciddi bir durum olmasın. İkide bir. Ayşegül Davis'i gördü. Sevgi ona baskı uyguluyor. Kayla Davis. Bircan Gökdemir yaklaşmıştı Ayşegül'e. Ivankovic'e içeride çok aktarıyor Luka Ivankovic. Müthiş pas verdi Ayşegül. O da ikramı geri çevirmedi. Kayseri'nin bunları devamlı yapması lazım ya. Topu içeriye indireceksin. Alan savunması devam ediyor bu arada Kayseri'den. Sevgiden Stokes'a Zandarasini. Çeçilya Zandarasini'nin üçlüğünde de isabet var. Yay gerisinde 11'de 6 oldu Fenerbahçe Özgür kablo. Şimdi toplu adama mutlaka çıkman lazım. Alan savunması yapıyorsun da. Bak bomboş. Bircan yetişmeye çalışıyor ama geçmiş olsun. Davis. Chelsea Gray karşısındaydı. Bircan devrildi. Savunmada adam değişti Fenerbahçe Özgür kablo. Kayla Davis sonuna kadar zorluyor bu pozisyonu. Kayla Davis sayıyı da çıkardı bir şekilde. Ayhan da basket faul istiyor. Chelsea Gray'den çabuk pas. Sevgi.
Stokes bir üçlükte o kullandı. Stokes kaçırıyor. Çok da kullandığı bir şut değildir Stokes'un. Çok fazla repertuarında yok. Evet, o da bir tane de ben atayım dedi. Ama faul Zandalasini. Zandalasini evet. Bir cana faulü yaptı. Tuğçe oyuna dahil oluyor. Stokes kenarda. Şimdi demek ki Stokes çok kısa bir beş çıkacağını anladığı için oyuncu attı demek ki. Bircan. Kennedy Burke alamadı topu. Ayşegül. Açılın dedi arkadaşlarına. Chelsea Gray'in üzerine gidiyor. Geçemedi. Taylor Davis. 4 saniye zor bir atış olacak. 3 saniye Sevgi Step. Hatalı yürümeye zorladı Taylor Davis'i. Halbuki bu topu Ivankovic'e indirebilirdi. Bellona Kayseri. Sevgi iyi savunmadan sonra kenarda. Olcay Çakır, Turgut yeniden oyunda. Sevgi iyi de oynadı. Hücumda da 5 sayı. İyi defans altı yaptı. 6 yata 2-3'lük. Sevgi skorboardda 5 sayı gözüküyor ama Emre. Birini ayakta, ayak çizgide çıkmış olabilir. Elizabeth evet. Williams bu arada atmaya devam ediyor. 7 sayı oldu o da. Çok dengeli skor buluyor aynı zamanda Fenerbahçe özür kablo. 6 oyuncudan skor buldu Fenerbahçe. Bellona Kayseri de 5 oyuncudan skor buldu. Bircan. Ayşegül 3 sayılık atışı süre dolarken kullandı. Ayşegül Aladağ'ın üçlüğü geldi. Elizabeth Williams yine göz açıp kapayıncaya kadar hücumu ya bitirmeye yaklaştı Fenerbahçe özür kablo. Fast break pasını hemen atıyorlar. Ayşegül üst üste sayılar mı? Turnike kaçtı. Zandalasini topu aldı. Olcay Çakır Turgut'tan Chelsea Gray'e. Rakip yarı sahaya yayıldı Fenerbahçe özür kablo. Yine alan savunması devam ediyor. Olcay'dan Chelsea Gray'e. Üçüncü üçlüğümü Chelsea Gray. İki tane attıktan sonra isabet bulamadı tekrar. Kayla Davis. Bir faul daha Tuğçe. Bir candan önce dokunmaya çalışırken faulü yaptı Tuğçe Canutes. Manol 5 numarası oynayacak. Ayhan Avcı, Ivankovic de hiç çıkmadan oynadı. 16 dakikadır sahada. Tabii iri ve uzun size'li bir oyuncu. Kolay değil yani Fenerbahçe'nin uzunlarıyla çember altında hem hücumda hem savunmada mücadele etmesi. Zandarasini'nin faulü. İkinci faulünü yaptı Zandarasini. Takım faulü de 3 oldu. Ve Sevgi oyuna dönecek İtalyan oyuncunun yerine. Laura Nichols da Tuğçe'nin yerini alacak ki çok kısa bir süre oynayabilmişti Nichols. Tuğçe de iki faulde tabii. Ya koç şunu düşünüyorsa tamam, yarın da maç var. Bu maçı kazandık. Rotasyonu geniş tutmam lazım. Ama foul probleminden dolayı düşünüyorsa da çok da foul problemi olmaz bence Fenerbahçe'de özgür kabloda. Kayla Davis süre dolarken attı. Bir can topa dokunuyor ama rebound'u alamadı. Yani bu maçı bu maçın özelinde almıyor olmalı. Çünkü yarın da maç var. Eğer kazanırsa ki kazanmaya yakın gibi duruyor şu anda Fenerbahçe özgür kablo. Euroleague maçı var. Ya burada işte gayet güzel skorboard, hakemler, efendim seyirci. Bunu bir hazırlık maçı gibi de görüyor. Kendisi de koçluk yapmak durumunda. Yani kenarda takımını alıyor, bir şeyler söylüyor. Hem savunma hem hücum anlamında. O da bir yerde bir antrenman yapıyor. Onun için çok fazla yani skora bakarak bir mola alınacak çok da önemli bir şey yok gibi. Mola sonrasında Chelsea Gray getirdi topu. Alan savunması devam ediyor. Chelsea Gray ayakla bir müdahale var. Bu sezon Fenerbahçe transferi açıklandıktan sonra NBA'in All-Star hafta sonundaydı Chelsea Gray. Oradaki ünlüler maçında forma giydi. Oradan geldi Türkiye'ye. Evet. Laura Nichols serbest atış çizgisinde topla buluştu. İlk sayıları Laura Nichols'ın.
Kennedy Burke. Tempolu gitti çembere. Kennedy Burke pozisyonu da bitirmeyi başarıyor. Olcay. Sevgiden Olcay'a. Şimdi bu maçı bir sayıyla da kaybetsen, 20 sayıyla da kaybetsen herhangi bir maddi değeri yok. Manevi değeri var mı? Var. Çünkü Kayseri ligde kalmak için uğraşan takımlardan. Yani moralini bozacak bir farkla kaybetmek yerine daha az sayı farkıyla kaybetmek de onların psikolojisi açısından önemli. Kayla Davis. Sevgi karşısında. Davis'ten bir cana. Manolya. O da faullerden sonra ilk kez oyunda Kayla Davis'e Olcay faulü yapıyor. Şimdi faul hakkı doldu Fenerbahçe Öznur kablonun. Evet. İvan Koç da 2 dakikadır kenarda. Ya 5 neredeyse 5 kısayla oynuyor Kayseri. Bellona Kayseri. Kennedy Burke. Ayşegül. Tekrar Burke aldı topu. 5 saniye, 4, 3, farkında değil. Sürenin sonuna kaldı. Olcay bu arada araya giriyor. Topu kurtardı. Olcay Çakır Turgut arkasını kontrol etti. Turnikeyi bıraktı. Olcay Çakır Turgut. Kennedy Burke farkında değil. Skorun saniyenin 3 saniye kaldığında. O topu tekrar garda verince tabii ki sıkıntılı bir atış olacaktı. Manolya atışı kaçırıyor. Top Fenerbahçe'de. Az önce Ayşe Cora yüzüne aldığı darbe sonrasında soyunma odasına gitmişti. Ayşe hariç de oyuna giren herkes skor üretti buldu. Fenerbahçe Öznur kabloda. İvan Koç geliyor. Öte yandan Kayseri de hala sadece ilk beşinden evet, katkı aldı. Bircan kenara geldi. İvan Koç oyuna döndü. Manolya'nın ilk çeyrekteki bir üçlüğü var. Sevgi. Chelsea Gray. Nicholson perdesi vardı. Elizabeth Williams. Laura Nichols'ı gördü. Nichols orta mesafeden bu kez kaçırıyor. Kennedy Burke'de kaldı top son olarak. Kayla Davis. Orta mesafeli atışı kısa düştü. Chelsea Gray hemen topu aldı. Elizabeth Williams'ın da koşusu var. Chelsea Gray kendisi gitti. Chelsea Gray bitiremedi. Elizabeth Williams da topu alamadı oradan. Ayşegül Aladağ. Aradan Börk'ün çok koşusu. Iyi pas ama Ayşegül'ün bu pasları müthiş etki yaratıyor Fenerbahçe savunmasında. Evet, bu ikinci içeriye böyle bounce pas. Kennedy Burke de çift taneye ulaştı. Lig ortalaması maç başına 21.6 sayı Kennedy Burke'ün. Olcay'dan Sevgi'ye. Chelsea Gray savunmacısı arkada kalınca bir atış kullandı. İsabet yok. İlk devrede son dakikaya da girdik. Ayşegül. Oh. Yüksekten bir top. Kennedy Burke kontrol edemiyor. Mola. Ve son 47.9 saniye için molayı istedi Victor Lapenya. Çift topta yapabilir burada Fenerbahçe Özür kablo. İlk devrenin sonuna doğru ilerlerken 42-26'lık skor var. Fenerbahçe Özür kablo daha çok sahada istediğini yapan taraf. Alan savunmasına karşı şutları da buldular. Luka Ivankovic'in az önceki pozisyonu gibi hamleler denedi Bellona Kayseri basketbolsa ilk yarıda. Bellona Kayseri topu tutmayalım oynayalım kararını verdi ve oynamaya çalışıyorlar. Şu anda ikinci çeyrekte skor berabere. 25-9'du ilk çeyrek. 17-17. Doğru mu? Doğrudur hocam. 17-17 devam ediyor. Chelsea Gray son 3 atışını kaçırdı. Chelsea Gray adına da tabii daha 2 lig maçına çıkmışken sezonun geri kalanı için de önemli bir tabii. Turnuva bu kupa. Tabii. Takıma alışması açısından. Bir de Türkiye Kupası kazanmak önemli.
Koç da zaten yayın öncesi onu söyledi. Bunun için buradayız. Kazanmak için buradayız. Doğru. Hatalı yürüme. Top kaybı. 9. top kaybı oldu Fenerbahçe Öznur kablonun. 7 top kaybı da Bellona Kayseri'nin var. Reboundlar 23-14 devam ediyor. 9 rebound fazla aldı Fenerbahçe Öznur kablo. Bu arada Esra Ural topuz Esra, oyunda. Evet, Kennedy Burke çok rahat gitti çembere. Turnike'yi bıraktı. Çok güzel uzandı. 12 sayılık katkı Kennedy Burke'den. Neredeyse takımının sayılarının yarısını evet, kaydetti. Bu arada Olcay top taşıma daha kararı. 10. top kaybı oldu. Üst üste iki pozisyonda Olcay'a denk gelince o da memnun değil durumdan. Ve bir oyuncu değiştirme daha. Victor Lapena ikinci bu top taşıma çaldığı için çok itiraz etti ama. Şimdi Kayla Davis ve Gülse Uğur oyundalar. Elizabeth Williams Stokes'un yerini alıyor. Kayseri son 11,5 saniye bir matchup problemi yaratmak için iyice kısaldı. Gülse. Süre eriyor. İçeriye gitmesi lazım. Beril. Beril sevgiden blok geldi ona. Müthiş Sevgi blok. Uzun. Müthiş bir blok. Blokla ilk devreyi bitiriyor. Fenerbahçe Özgür kablo. Sarı lacivertli ekibin 42-28'lik üstünlüğü var. Bakalım Kayseri yine alan savunmasıyla dönüyor. Hiç çıkmadan oynayan tek oyuncu Ayşegül. Bence de iyi oynadı. Tuğçe'den pas Stokes. Olcay Çakır Turgut ikinci yarıya başladık. Alan savunması devam ediyor. Hemen içeriye Elizabeth indirdiler. Williams içeriye evet. inen top alan savunması aslında çok durduramadı Fenerbahçe Özgür kabloyu. Tabii Ivan Koç çok dışarıda kalınca bak burada içeride bomboş Kia skoru yaptı. Kennedy Burke. Kayla Davis. Ivankovic devrildi. Davis Tuğçe'nin üzerine gitti. Süre saniye. Dolarken elden çıkartıyor. Atış kaçtı. Kennedy Burke'den hücum reboundu ama tam kontrol gelmedi. Ardından faul da Manolya'nın 3. faulü. Şanssızlık tabii o topu oraya gelince bir kontrolsüz gitti Manolya. Topu kapmak için bak burada evet. Müdahalede olunca işte oyuncu için şanssız bir pozisyon bu. Stokes. Olcay'dan Zandalasini. Stokes'tan Tuğçe'ye çıktı. Stokes'un perdesi var. Tuğçe Canates içeriye gönderdi. Bir ekstra pas Olcay'a. Elizabeth Williams şimdi. Ivankovic kapatmıştı onu. Tuğçe 3 saniye kala Kia Stokes'un atışı çembere değmiyor. Ivankovic Kennedy Burke'e. Fast break olmaması için oradaki rebound alan oyuncuya baskı yapıyor tabii Fenerbahçeliler. Kennedy Burke faul sonrasında serbest atışları kullanacak. Stokes'un ikinci faulü. İlk atışı kaçırdı Kennedy Burke. Tüm sayılar ilk 5'ten geldi Bellona Kayseri'de ve 29 sayının 13'ü de Kennedy Burke'den. 20-19'da önde Bellona Kayseri ilk çeyreğin dışında. Olcay'dan Tuğçe'ye. Tuğçe Ayşegül müdahale yapmaya çalıştı. Tuğçe faul yaptı. Tuğçe Canıtez'in 3. faulü oluyor. Ayşe de yüzüne aldığı darbe sonrasında oyuna hiç girmedi ve hastaneye ikinci yarı öncesinde de ısınmaya çıkmadı zaten. Evet hastaneye götürüldüğünü söyledi arkadaşlar. İnşallah herhangi bir sıkıntısı yoktur. Kupanın olursa Fenerbahçe için kalan maçlarında tekrar sahada görme dileklerimizi sunalım Ayşe için. Evet. Ivankovic alamadı topu. Zandarasini
Cecilia Zandarasini yanına baktı. Elizabeth Williams vardı ama kendisi bitiriyor. Cecilia Zandarasini. 9 sayı Zandarasini, 9 sayı Elizabeth Williams Fenerbahçe'de. Manolya. Blok geldi Elizabeth Williams'tan. Manolya topu almaya çalışıyor. Elizabeth Williams'ın mücadelesi devam etti. Manolya'nın ayağına çarpınca top Fenerbahçe'de. Fenerbahçe özlük kadroda bu arada Chelsea. 3 faulü Tuğçe Canıtez'in yerine oyunda Chelsea Gray. Zandarasini Olcay'a bıraktı. Elizabeth Williams serbest atış çizgisinden atışı kaçtı. Rebound mücadelesi Kennedy Burke yerden çıkartıyor topu. Gülse Uğur. Gülse Ayşegül ilk kez kenarda. Gülse oyunda geçen sezon İstanbul Üniversitesi'nde izlemiştik onu da. Stok sopa dokundu. Olcay pası Zandarasini iki hamlede kontrol etti. Stokes'u düşündü. Neredeyse basket olacaktı. Kendisi de güldü. Chelsea Gray Ivankovic'e göre büyük hız avantajı var. Bunu kullanıyor Chelsea Gray ve 5'te 1 oldu. 3 dakika daha 3. çeyrekte geride kalmışken televizyon molasını beklemiyor Ayhan Avcı. Oyuncularını çağırdı yanına. Fenerbahçe özür kabloda hem Gray hem Yakubova var. Yakubova tabii, bir de Yakubova'nın sakat olduğunu düşün. Manolya. Tam sağdan baskı vardı. Kennedy Burke. Gülse ona yaklaştı, aldı topu. Gülse Uğur. Kayla Davis. Hücum süresi azalıyor yine Bellona Kayseri basketbol için. Kennedy Burke. Davis 3 saniye. Kayla Davis top kaybı yaptı. Chelsea Gray aldı şimdi. Chelsea Gray baktı arkadaşlarına. Şık bir pas düşüncesi. Gülse araya girdi. Davis oyunda tutuyor topu. Manolya. Olcay kaldı karşısında Manolya'nın. Kayla Davis şimdi. Davis içeriye gitti. Basketbol. Olcay değil mi? Olcay'ın evet. Faulü. Onun da ikinci faul oldu. Manolya kenara geliyor. Kübra Siyahdemir oyunda ve basket faul pozisyonunu bir kez daha izledik. Üç sayılık bir hücum şansı vardı. Değerlendiriyor Kayla Davis. Chelsea Gray. Zandarasini'den Stokes'a. Gray yeniden. İvan Koç ortada bak bekliyor. Kia'ya fazla çıkmıyor. Zandarasini'nin üçlüğü kaçtı. Gülse rebound'a yardım etti orada. İlk devrede eksikliğini hissettiği noktalardan biriydi bu yardımlar Kayseri'nin. Ama Gülse daha sonra pas hatası yaptı. Olcay. Hemen Elizabeth Williams'a. Elizabeth çok Williams. O da çift taneye çıkıyor. 11 sayı Elizabeth Williams'tan. Müthiş pas verdi. Kennedy Burke. Ivankovic. 3 sayı çizgisinin dışında alabildi topu yine. Kayla Davis. 5 saniye. Yine sürenin sonuna kaldı Kayseri. Gülse. 2 saniye. Gülse atmak durumunda. Davis'e verdi. 24 saniye süresi doldu. Daha top eldeyken. Gülse çünkü farkında değildi yani sürenin dolmak üzere olduğunu. Olcay. Elizabeth Williams'ın perdesine takıldı Gülse. Olcay Çakır Turgut. Zandarasini düşüncesi. Kayla Davis araya girdi. Kayla Davis sonrasında turnikeyi de bırakıyor. İlk devrede biraz daha suskundu Kayla Davis. 9 sayıya ulaştı. Chelsea Gray. Stokes'u buldu. Stokes serbest atış çizgisinde olacak. Ivankovic.
Ivankovic'in ilk faulü değil mi? İlk faulü oldu. Bu da ilginç. Yani hiç neredeyse çıkmadan oynadı. Olcay kenarda, Tuğçe oyundan. Ya Fenerbahçe bench o kadar derin ki. Genç oyuncular İlin Saçalır ve Merve Arı hariç herkes oynadı evet. Fenerbahçe Özgür kabloda. Milli takım oyuncusunun biri çıkıyor, biri giriyor. Stokes ikinci atışı kaçırdı. Oo. Kennedy Burke. Gülse. Kübra aldı. Kübra Siyah Demir'den Ivankovic'e. Dışarıya dönmek durumunda kalıyor. Gülse şimdi Ivankovic'in perdesini kullandı ama Elizabeth Williams'tan bir blok daha var. Ve sonrasında top taşıma kararı. Az önceki pozisyon. Sahanın en kısasıyla en uzunlardan birisi. Karşı karşıya gelince blokta tabii ki kaçınılmaz oluyor. Sevgi oyuna döndü. Kübra, Davis, orta mesafeden Kayla Davis kaçırdı. Tuğçe Canites'in reboundu. Hemen Chelsea Gray'e. Çabuk koşuyorlar ki bak uzunlar çember altına Fenerbahçe Özgür kabloda. Chelsea Gray iki atışta o kullanacak şimdi. Kübra'nın faulü var. Evet. Takım faulü 3 oldu. İlk atışı kaçtı Chelsea Gray'in. Serbest atışlarda iki takım da epey kaçırdılar. 7'de 4 Kayseri, 9'da 4 oldu Fenerbahçe. 9'da 4'te Fenerbahçe, evet. 10'da 5. %50. %50. Gülse Uğur. Sevgi araya girdi. Kennedy Burke izin vermedi o top kaybına. Kübra Siyah Demir. Kübra Chelsea Gray bunalttı onu savunmadı ama çok güzel bir pas çıkartıyor Kübra. Kennedy Burke bitirdi pozisyonu. Sevgi. Gülse Uğur araya girdi çaldı topu. Şimdi Tuğçe yetişti ona. Kayla Davis. Rakip yarı alana geçmekte biraz gecikti Kayseri ama Kayla Davis kendisi çembere gidip kaçırdı. Kia Stokes bozuyor tabii o kadar atlet ki. Chelsea Gray. Bekledi perdeyi. Chelsea Gray boş atışı buldu. Chelsea Gray. 13 oldu değil mi? 13 oldu evet. Chelsea Gray. Kennedy Burke 15 sayı. Chelsea 13 sayı. Kennedy Burke. Kübra'dan Ivankovic'e. Faul düdüğü var. Stokes kenarda. Üçüncü faulü sonrası Esra Ural topuz oyundan. Stokes Burke mücadelesine geldi faul. Gülse. Kübra. Ivankovic arkasında Esra var. Steps. Ivankovic hatalı yürüme. Top kaybı. Evet. Top kayıpları 16-16 oldu. Bu arada. Yakaladı Kayseri Fenerbahçe'yi. Evet çok top kaybı oldu. Yani daha 3 dakika bir de 4'ün çeyrek var. Yani 20'şer top kaybına yaklaştılar. Chelsea Gray. Davis'in faul. Üzerine gitti. Faul hakkı şimdi doluyor. Genel. Kayseri'nin. Elizabeth Williams'tan Chelsea Gray'e. Chelsea Gray orta mesafeden bu kez kaçırdı. Esra Ural topu hücum reboundunu alıyor ve ardından faule maruz kaldı. Esra Ural topu hücum reboundunu alıyor ve ardından faule maruz kaldı.
Esra bunları yapması lazım yani hücum reboundunda. İvan Koviç'ten topu aldı ve faulde yaptırdı. İlk atışı kaçtı Esra'nın. Lapenya hemen yanında olacağı görüntüye yansıttılar. Esra'dan 2'de 0. Kayla Davis. Gülse. Ivankovic'i düşündü. Ivankovic de bu pastan biraz memnun kalmadı. Ama şimdi Gülse'nin de yani bu topu daha dikkatli vermesi lazım. Bak, biraz daha sağ yukarıya gelip içeriye atabilse. Takımında kaptanı olunca Ivankovic o evet. Serzenişte bulundu Gülse'ye. Evet, evet, bulunacak şimdi genç oyuncu. Oo. Elizabeth Williams fake sonrasında çembere baktı. Kennedy Burke şimdi. Blok. Sevgi faulü yaptı ve serbest atışlar olacak. Ayhan da Gülse'yi çıkartmadı ama. Kaç dakika? 5-6 dakikadır oyunda. 6 dakikaya yaklaştı. 6 dakika. Şimdi işte genç oyuncular bu verilen şansı iyi değerlendireceksin. O pası daha dikkatli atacaksın. Top kaybı yapmayacaksın. Ligde de sezon ortalaması 10 dakika aslında Gülse Uğur'un. Evet, topu da çaldı biraz önce. Chelsea Gray Sevgi'ye aktardı. Sevgi Uzun 3 sayılık atışı. 3. üçlüğü Sevgi'nin bugün. Sevgi müthiş gerisinden çok etkili. Kaçırmadan oynuyor evet. 9 sayı. Evet. Çok geliştirdi Sevgi. O da yeni transferlerden biri evet. Sezon başında gelen isimlerden. Hem savunmada hem hücumda. Kübra'dan Ivankovic'e. Luka Ivankovic Esra dokundu. Tuğçe'den Chelsea Gray'e. Chelsea Gray Sevgi'yi buluyor. Sevgi Uzun, Elizabeth Williams boştu. Kennedy Burke arkasında şimdi. Tuğçe Canites boyalı bölgeye yerleşti. Tuğçe Canites isabeti buluyor. Fark 20'yi aşıyor maçta ilk defa. Evet. Son bir dakika. Kennedy Burke. Ivankovic ona koridoru açtı. Kennedy Burke rahat gidip turnikeyi bıraktı. Teknik faul aldı bu arada. Ozan Gönen, Ayhan Avcı'ya bir teknik faul verdi. Ed Kayseri bençinde koç Ayhan Avcı'ya teknik faul çıkıyor. Ayhan da kabul etti. Tamam, doğru, haklısın dedi. Bençini de sakinleştiriyor üstüne. Ayhan tamam ben hak ettim teknik faulü deyip arkadan müdahale gelince ama şimdi Ayhan devam ediyor tabii. Tuğçe teknik faulden doğan atışta isabeti buldu. Top da zaten Fenerbahçe'deydi. Ayhan da yıllarını kadın basketboluna vermiş eski tecrübeli koçlardan. Hem milli takım hem kulüp evet. Takımlarından. Romanya milli takımın da koçluğunu yapıyor. Kadın basketbolunda marka koçlardan birisidir Ayhan. Yıllardır da Kayseri'de. İsimler değişiyor ama koç değişmiyor. Tuğçe bu arada kaçırdı. Ivankovic rebound'u aldı. Kayla Davis. Blok oldu. Blok oldu. Değil son mi? Top Fenerbahçe özür kabloya kaldı. 9 saniye. Esra. Esra hatalı yürüme. 6 saniye. Bakalım ne yapacaklar. Farkında mı? Farkında değil bence. Kayla Davis biraz. Kayla Davis farkında değil. Bakmadan geçti. Şimdi, şimdi çok uzaklardan engeri de bir üçlük attı aslında ama. Farkındaymış. İsabet yok. 59-39 son çeyreğe Fenerbahçe özür kablo 20 sayı farkla önde girecek. Son çeyrek birazdan başlayacak. 8 üçlük denedi sadece Bellona Kayseri basketbol. 7 isabeti var Fenerbahçe özür kablonun ve daha çok içeri indirmeye çalıştığını görüyoruz topu Kayseri'nin. Evet.
yine de çok verimli değiller o noktada. Top kayıpları 17-17 çok fazla yani. 17 top kaybıyla Fenerbahçe'yi yenemezsin ki, 10 dakikalık bir süre daha var. Zaten farkta 20 sayı. Maçın başında da Kayseri için skor anlamında sıkıntı olacağını söylemiştik. Fenerbahçe gerçekten hem hücum tarafını hem savunma tarafını müthiş oynuyor. Az önce evet bir top kaybı daha, 18. Az önce de Çankaya Üniversitesi takımı görüntüye yansıdı. Onlar da günün ikinci maçını oynayacaklar. Bir evim Elazığ İlözer İdare ile Çankaya Üniversitesi. Kazanan bu karşılaşmanın galibinin rakibi olacak yarı finalde. Fenerbahçe yarın dinlenecek. Sonra yarı finaller. Yarı finalde yani bu maçın galibi diyelim daha doğrusu. Esra Zandarasini aktardı. Cecilia Zandarasini ayak çizgide çok, iki sayılık isabet geldi. Çok güzel bir fake ve Ayşegül. Fenerbahçe müthiş savunma yapıyor. Kennedy Burke içeride, o savunmaya rağmen basketi buldu. 20 sayı, sezon ortalamasına da ulaştı Kennedy Burke. Sevgiden Esra'ya. Olcay birazdan Kayseri'de, Manolya Kurtulmuş oyunda olacak. Zandarasini Olcay'ı gördü. Olcay Çakır Turgut atışı kısa. Ayşegül Aladağ reboundu aldı. Bellona Kayseri'de 3 yabancı oyuncu neredeyse çıkmadan oynadı Emre. Yani 30'ar dakikaya yakındır sahadalar. Ayşegül de öyle gidiyordu. Gülse evet. Sahadayken o bir blok evet. Halinde dinlendi. Evet. Ama 3 yabancıyı çıkartamadı kenarda çünkü 10 kişiyle sahaya turnuvaya geldi Kayseri. Kübra oyunu hareketlendirecek yeniden. Ivankovic hücum faul. Hücum faul. Esra da girdikten sonra Ivankovic'i ayrıca zorladı. Evet. İşte bu açıdan göreceğiz. O dirsek. Evet. Faulü beraberinde getirdi. Bu dirseği açmayacaksın. Açtığın zaman hücum faulü tabii ki çalıyor hakemle. Sevgi. Tuğçe'ye çok dengeli bir pas değil. Kennedy Burke araya girmişti ama o da kontrolü sağlayamadı. Top yeniden Fenerbahçe Özdur kabloda. Zandarasini. Tuğçe Canites. Sevgi Uzun. Kübra'nın faulü. Kübra itiraz ediyor. Bakalım. Evet, topu da almış. Aslında hakem arkadaşların yani bu pozisyonları biraz daha müdahale olmasalar daha iyi. Üçüncü faul oldu Kübra Siyah Demir'in de. Olcay Çakır Turgut. Tuğçe içeri vermek istedi. Ivankovic'in dokunuşu ama top Sevgi'de kaldı. Sevgi bugün üçlükleri attı. İkiliyi kaçırdı ama topu da çıkarmayı bildi oradan yeniden. Esra içeride. Tuğçe canı tez. Tuğçe pas. İyi geldi. Bitiremedi pozisyonu. Manolya. Şimdi bak Luka gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Top şöyle bir eline değmedi. Farkında mısın yani? Low posta alıp topu bir sırtı dönük oynayamadı. Bunda tabii ki Kayseri'nin kısalarının da etkisi çok. Ayşegül bu arada üçlüğü kaydediyor. İkinci üçlüğü. Takım olarak da 3 üçlükte sadece Kayseri. Zandarasini'yi kaçırdı. Kennedy Burke rebound'u aldı. Bugün 20 sayı 7 rebound Kennedy Burke'den. Post up diyor Ayhan. Ayşegül kendisi gitti. Bir blokta Olcay'dan geliyor burada. Şimdi 4. blok Fenerbahçe'den. Ayşegül demin üçlüğü soktu. Şurada da
3 hücumdur. Luka Ivankovic gidiyor geliyor, top eline bile değmiyor. Hatalı yürüme. 61-44 Fenerbahçe Özgür kablo ilk yarı finalisti olmaya yakın taraf Kadınlar Türkiye Kupası'nda. Şimdi Fenerbahçe Özgür kabloda rebound alındığında uzunlar çember altına o kadar hızlı gidiyor ki Kia Stokes olsun, Elizabeth Williams olsun, top da onlara gidiyor. Kayseri'de durum farklı. Luka Ivankovic bak 3 hücumdur gitti geldi, top eline değmeden geliyor. Şimdi uzun oyuncuya biraz o topu içeriye vereceksin yani, herkesin olmasa da bir 3 oyuncunun top eline değecek. Tek başına oynarsan o oyun, yani hem Fenerbahçe değil hiçbir takıma karşı oynayamazsın. Buralara dikkat etmesi lazım. Özellikle kısalar, oyunu, topu yönlendiren oyuncular. Bu top Ayşegül'ün elinde. Ayşegül burada ne oynatacaksa onu, evet bak, Kübra'ya verdi. Evet, şimdi işte, Ivankovic'e. Bunu istiyor zaten koç. Mola sonrasında hazırlanan oyun ama Ivankovic hatayı yaptı burada da. Bu oyuncunun bireysel hatası. Ama koçun istediğini yaptı. Bak orada stepsi yapmasa top dipte Börke inmişti. Çember altından rahat bir sayıyı bulacaklardı. Zandarasini. Cecilia Zandarasini. Top hala onda. Orta mesafeden atışında isabeti buluyor. Cecilia Zandarasini, o da 13 sayıya ulaştı. Chelsea Gray'in ardından. 3 oyuncu çift tane de skor üretti Fenerbahçe Özgür kabloda. Aynı şey. Sevgiden Manolya, de 9 sayı var. Manolya'nın hatası bak, aynı şekilde gidip 3 kişinin üstünden turnike atmaya çalışıyor. Chelsea Gray Stokes ona yolu açtı. Chelsea Gray'in atışı da isabetli oluyor. Ayşegül, Manolya. Ivankovic'in perdesi. Manolya Ayşegül'ü gördü. Tepeden üçlü. Ayşegül üçüncü üçlüğü geliyor. Takımca 4 üçlük Kayseri. 3 Ayşegül'den. Chelsea Gray. Zandarasini içeriye verdi Stokes. Kennedy Burke orada. Yolu açtı kendisine ama basketi bulamadı Stokes. Kübra çok burada hızlı Ayşegül koşu yaptı. Ayşegül de asisti verdi. Aferin Ayşegül, bir üçlük bir asist. Zandarasini tepeden 3 sayılık atışı kullanıyor. O kaçırdı. Ivankovic rebound aldı. Kennedy Burke çok hızlı gitti çembere. Turnikeyi bırakıyor Kennedy Burke ve Victor Lapena savunmada kaybolan konsantrasyona çok kızdı. Hemen molayı istedi. Müdahale etti. Koç Victor Lapena ikinci yarıdaki ilk müdahalesini yapıyor. Şimdi Lapena neyi biliyor musun? Kadın basketbolunda bu müdahaleyi yapmazsan iki tane üçlük, bir fast break, iki foul'le geri dönerler. Onun için hemen molayı aldı. Gerekli uyarıları yapacak. Şimdi oyunun şöyle bir gidişatına bakarsan son 2-3 dakikadır sanki Kayseri bir rüzgar aldı gibi. 14 sayı fark var ama 4-54 çok uzun bir süre şu anda. 20'lerden geldi o fark. Tabii 20'lerden geldin. Ha fark, bu fark önemli bir fark mı? Çok önemli. Ama kadın basketbolunda hiçbir şey belli olmaz. Koç da bunu biliyor. Lapena bunu biliyor. Chelsea Gray'den Zandarasini'ye. Gray yeniden. El üzeri bir atış. Chelsea Gray kaçırdı. Elizabeth Williams hücum reboundunu aldı. Tuğçe Canites. Kübra karşısında. Tuğçe. Faul. Kübra'nın dördüncü faulü. Evet kesin bu. Net bir faul. Tekrarı var mı? Var. Burada evet, sol elini indiriyor tabii. İki serbest atış kullanacak Tuğçe Canites. Moladan sayıyla döndü Lapena. İki de iki. Tuğçe de 12. sayısını buldu.
4 oyuncu çift tane yaptı Fenerbahçe'de. Kübra'nın pası Zandanesi'ni dokunmadı diyor hakemler. Top Manoli'ye doğru gidecekti. Top kaybı oldu. Bak bu işte, bu önemli bir hata. Burada topu dikkatli kullanacaksın. Chelsea Gray. Elizabeth Williams. Onun da oradan şutu yok Elizabeth'in. Hemen Zandanesi'ye bıraktı zaten. Kübra Siyah Demir maçı dakika tamamlıyor. Beşinci faulü. İki sayıyla karşılaşma Kübra adına bir de faulleri peş peşe yaptı yani. Üç faulken bir anda 50 saniyede beşledi. Takım faulü de doldu. Bundan sonraki atış olmayan faullerde bile çizgiye gidecek Fenerbahçe Özgür kablo. Kayla Davis Kübra'nın yerini aldı. Chelsea Gray orta mesafeden Chelsea Gray atmaya devam ediyor. 17 sayı Chelsea Gray'den. Ve savunmadan hiç taviz vermiyor bak Fenerbahçe Özgür kablo. Biraz aynı önce mola öncesindeki bölüm evet, belki evet, istisnaydı buna. Evet. Ivankovic kaçırdı. Kayla Davis hücum reboundunu aldı. Birazdan Sevgi Uzun oyunda olacak yeniden Fenerbahçe'de. Ivankovic, Ayşe Gül'ün pası daha çok alçaktan gitti. Chelsea Gray. Zandarasini'den Stokes'a. Hücum faul mü? Yok. Evet, hücum faul. Hücum faul mü? Evet, 41 numara Kia. Stokes. Orada Kayla Davis'e müdahalesi hücum faul olarak belirlendi. Zandarasini kenarda, Sevgi oyunda. Son 3,5 dakikaya ilerliyoruz. Ayşegül. Kennedy Burke. Burke yine blok. Elizabeth Williams'tan blok var. Çok fazla blok da yaptı bu maçta Fenerbahçe Özgür kablo. Çok atletli Williams'da, Kia Stokes'da. Chelsea Gray. Chelsea Gray. Stokes reboundu çekemedim. 3'e 2. Manolya. Bu 3'e 2 antrenmanları o kadar çok olur ki. Chelsea Gray bu arada topu çaldı Manolya'dan. Tuğçe Canates. Tuğçe çembere giderken iki serbest atış kullanacak. Manolya'da küçük bir sakatlık var gibi. Topun çalındığı noktada evet, Chelsea Gray ile evet, mücadelesine bir ufak darbe almıştı Manolya. Ama devam ediyor. Gülse oyunda yeniden. Ayşegül kenara alındı. Ayşegül bir daha da girmez herhalde. 3 dakika var. Çünkü Ayşegül lig maçları için Kayseri için çok önemli. 30 dakikaya yakında oynadı bugün. Oynadı. Evet, Fenerbahçe Elazığ mı, Çankaya mı, hangisi olacak yarı finaldeki rakibi onu bekleyecek. O eşleşme belirlendiğinde de bir evim Elazığ 4. Çankaya 5. Evet. Ama tabii Elazığ'ın maç eksikleri, deprem sonrası Ankara'ya takımın taşınması derken tabii daha geriledi takım sıralamada da. Evet. Talihsiz bir sezon şüphesiz. Çok. Manolya'nın 3 sayılık atışında isabet var. Top bir anda onda kalmıştı. Bir ilginç bir şey de depremin olduğu gün Çankaya maçı vardı Elazığ'da. Çankaya'da Elazığ'daydı o gün. Şimdi kupada oynayacaklar. Kupada oynayacaklar. Ivankovic. Bir top kaybı daha. Chelsea Gray araya girdi. Sevgi Uzun. Çembere bakmadı. Elizabeth Williams'a bırakıyor. Stokes, Ivankovic'e rağmen orada atışı kaçtı. Top Fenerbahçe Özgür kabloda. Ivankovic çizgiye basıyor. Top kaybı belli ona da 25. Şimdi 25 top kaybıyla Fenerbahçe'ye karşı oynayamazsın.
Emre. Yani oynarsın da kazanamazsın 25 top kaybı. Bu arada Fenerbahçe'de 21 top kaybı. 21 top kaybına rağmen 17 sayı fark. Merve Arım. Artık son bölümde ilk kez oyuna dahil oldu. Merve atışı da kullanıyor. Ayağı çizgideydi, isabet yok. Chelsea Gray Esra'ya bıraktı. Esra kaçırıyor oradan. Kayla Davis. Kayla Davis bıraktı Manolya'ya. İçeride bir faul düdüğü. Esra Ural topuz faulü yaptı. Bir şanlık dalgınlık. Kayla Davis yine de o topa gitti. Evet. İçeride Kennedy Burke. O da 24 sayıyla maçın en skoreri olacak. Maçın oyuncusu kim olacak? Herhalde Chelsea mi? Sanki Chelsea gibi. Evet. Oyunun koptuğu anlarda da hep bench'ten gelip neydi? Sevgi hem skor anlamında hem oyunu yönlendirme üçlü anlamında. Kennedy Burke, Kayla Davis. Son dakikanın içerisindeyiz. Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Fenerbahçe Öznur Kablo olacak. Manolya, Manolya'dan da arka arkaya üçlükler geliyor. 71-59. 12 sayı mı? Skor eridi son bölümde Sevgi. Stokes. Merve aldı topu. Esra Ural topuz. Esra içeriye girdi. Tamamlayamadı pozisyonu. Kayla Davis. Ayhan da faul için elini kaldırmıştı Sevgi Uzun. Kayla Davis turnikeyi bıraktı. Ayhan steps diye. Onda da çalmazlar artık Esra'nın yaptığı harekete. Maç bitti. 71-61. Oo. Chelsea Gray Sevgi'yi görüyor. Sevgi Uzun'un turnikesi. Çift tane de farklı bitecek maç. Sevgi'nin bu hamlesi sonrasında mücadeleyi 73-61 Fenerbahçe Özgür Kablo kazanıyor. Bellona Kayseri basketbolu Sarı Lacivertler mağlup ediyor ve Kadınlar Türkiye Kupası'nda son şampiyon, ilk yarı finalist olmayı da başarıyor.